Arkadaşlar, prova için hazır olalım mı artık? Ne güzel oldu böyle ya. Kurtlarımızı döktük vallahi. Evet de, siz madem parti verecektiniz, neden bizi çağırmadınız? Yok ya, biz prova için toplandık aslında, değil mi? Yani bir anda böyle kendimizi horonun içinde buluverdik. Bensiz prova ha? Hepinize yazıklar olsun. Hani ben bu grubun solüsü değilim? Ya aşkım, doğru değilsin ama biz patrondan haber bekledik. Haber çıkmayınca da bir şey diyemedim. Ama o iş bende, ben halledeceğim o işi. Vallahi hiç kusura bakmayacaksın Osman Beyciğim. Patroncunuz en değerli hediyesini kaybetti. En değerli hediye benim. Selam gençler. Bakın size kimi getirdim. Aa, Sare? Yok artık. Selam. Ne habersiniz mahkumlar? Hoş geldin Sare. Nerelerdeydin? Merak etmeyin, buralardayım. Bol bol hasret gideriz artık. Nasıl yani buradayım derken? Ya vallahi ben size söyleyemedim. Daha yeni gelişti. Sare yeniden bizimle söyleyecek. Yeniden derken Osman? Harbiden ya, yeniden derken o ne demek yani? Biz hani Gökçe için konuşmuştuk. Gökçe olacak diye yeni solistimiz, öyle konuştuk ya biz hani. Tamam, patron böyle istedi. Gökçe, kusura bakma. Seni de umutlandırdık biraz ama. Hiç önemli değil. Ben zaten hobi olarak söylüyordum. Doğru. Sen fırıncılık kariyerinde hızlı adımlarla ilerliyorsun zaten. Bir dakika, bir dakika. Ya ben tam olarak anlamadım. Sizin grubun eski solisti Sare miydi? Evet, söyledim ya ben konservatuvarda müzik okuyorum diye. Osmanlılarla da oradaki müzik kulübünden tanışıyoruz. Zamanında bol bol söylemişliğimiz var. Gençler, sohbeti muhabbeti bırakıp biraz ortamı ısındıralım mı? Hadi. Osman, Sare, hadi. Kilasın içindeyi söyleyelim mi? Harika olur. Orkestra, haydi bakayım re. Giresun'un içinde iki sokak arası. Giresun'un içinde iki sokak arası. Altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası. Üçte bıçak yarası. Altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Neden om sevdum, düşüdüm. Ha, bilmediğim neler var acaba? Ya benim anlamadığım, Osman neden Sare'nin grubun eski solisti olduğunu söylemedi ki bize? Benim bu kenafir gözlerim beni yanıltmaz. Bu işte başka bir iş var. Benim bunu öğrenmem lazım Mine. Tamam dur, bir ağlama. Tamam. Giresun'un içinde ben nasıl öğreneceğimizi biliyorum. Gezerim yali yali. Giresun'un içinde gezerim yali yali. Sevdalımı vuran on. Aşkım. Çekilimi ve balli. Çekilimi ve balli. Sevdalımı vuran on. Çekilimi ve balli. Çekilir mi ne bari?
düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Kızlar? Ne oluyor ya? Ne olduğunu sen söyleyeceksin Legolas efendi. Ne anlatayım? Ne duymak istiyorsunuz? Bildiklerini yakışıklı çocuk. Sadece bildiklerini. Vallahi bir şey bilmiyorum ben. Emin misin aşkım? Eminim. İki gözüm önüme aksın ki ben eminim aşkım. Bana bak. Bize pis pis kelime oynarıyam, alnının çatına vururum ben. Osman'la Salih'in arasında ne var dökül çabuk. Hepsini anlat. Bak, eğer bize gerçekleri anlatırsan hiç canını yakmayacağız. Söz veriyorum. Ya yok aralarında bir şey. Hep ne olacak ki? Ya ne olabilir aralarında en fazla? Legolas, benim burnuma çok fena yalan kokuları geliyor. Anladın mı? Aşkım, bak senin canımı yakmayı hiç istemiyorum. Ama beni bunu zorluyorsun. Ya aşkım, yok. Yok aralarında bir şey diyorum. Var. Sare bir ara bizim grubun solistiydi. Sen geçsene şöyle. Geç, 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 ya. Geç, 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 geç. Evet. Madem ki sen güzellikten anlamıyorsun, özür dilerim yine. Benden günah gitti. Savunun ula! Hemşirem dur! Oh. Yok artık. Sen cebinde makas mı taşıyorsun? Hemşirem. Hemşirem. Gökçe yapma ya. Yapma. Gökçe. Gökçe saçımı mı keseceksin? Gökçe! Gökçe! Legolas efendi. Anlatacak mısın yoksa bu sırma saçlarınla vedalaşacak mısın? Gökçe yapma ya. Saçımdan ne istiyorsun ya? Ben saçımla para kazanıyorum. Ne? Ne? Hop 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 hop! Dur 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 dur. Gel buraya. Legolas enişte. Aa, saçım, saçım. Ay, çok çekme ya, yazık sevdiceğime. Üzgünüm sevgilim. İşlerin bu kadar sertleşmesini ben de istemezdim. Legolas enişte, konuşacak mısın? Yoksa bu sırma saçlarınla vedalaşacak mısın? Ya anlatacak bir şey yok diyorum, vallahi yok. Ay bir de yalan yere yemin ediyor ya. Ay yok, benden günah gitti. Keseceğim saçlarını, kökü sende, nasılsa uzar. Tamam, tamam, tamam. Anlatacağım. Vallahi anlatacağım. Gökçe yeter ki saçıma dokunma. Tamam. Anlat. Osman'la Sare bir ara sevgililerdi. Ya ama öyle çok abartılacak bir şey yoktu. Kaç hafta sürdü zaten. Osman zaten hemen ayrıldı ya. Demek Sare'nin eski aşkı Osman'mış. Vay be, bizim Frodo enişteye bak. Demek ki zamanında Sare'ye de aragaz vermiş. Ya o kadar abartılacak bir şey değildi diyorum size. Osman için bitti gitti Sare. Ama Sare için bitmemiş. Ne yapacaksınız? Gidip Osman'la Sare'ye de mi işkence yapacaksınız? Hayır. Osman'ın itiraf etmesini bekleyeceğim. Bakalım bana daha ne yalanlar söylüyorsun Osman. Aşkım. Aşkım. Bu olanları kimseye anlatmayacaksın. Aramızda kalacak, ona göre. Tamam aşkım. Bana bak. Eğer Osman'a tek bir laf dahi edecek olursan sırma saçlarınla vedalaşırsın.
Anlaşıldı mı? Anlaşıldı vallahi yenge. Tamam ya, söylemeyeceğim söz. Gökçe! Gökçe! Gökçe bekle! Sevinecek seni görünce ha. Evet. Hoş geldin Yıldız abla. Hoş gördük Esma. Hayırdır, siz niye geldiniz? Kız, o nasıl laf öyle? Aa, burası benim de evim değil mi? Yok öyle tabii de, şaşırdım sadece. Yani almayacak mısın bizi içeri? Alacağım tabii, buyurun buyurun. Allah Allah, geç. Ula biraz da bana verseydin ya. Osman! Helal, helal. Ay. Sare. Senin ne işin var burada? Hasta ziyaretine gel. Geçerken uğramış. Geçerken işte bir uğrayayım demiş. De siz ne iyi ettiniz, ne güzel sürpriz bu. Hoş geldiniz. Değil mi bacanak? Evet ya, süper oldu vallahi. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük ha. Nasılsın Osman? İyiyim Yıldız ablam ya. İyi diyelim, iyi olalım yani. İyi gördüm, iyi gördüm. Haydi geçmiş olsun ha. Sağ olasın. Fırıncı küreğimi gördüm, daha iyi oldum. Ama ben dediydim, benim iki gözümün çiçeği beni yalnız bırakmaz, gelir dediydim. Demek ki sadece ben demiyormuşum Osman'cığım. Ya aşkım, hasta ziyareti yani. Hem sen niye orada duruyorsun? Gelsene yanıma, otursana şöyle. Paça çorbası mı? He, paça. Gökçe'cim abi, ben sana demiştim bak Esma kardeşine iyi bakar diye. En sevdiği çorbayı yapmış. Ha, yapmış ya paça çorbasını. Yok Yıldız ablacığım. Yani Esma abla da yapardı tabii ki ama... bu seferki çorbasını ben getirdim Osman'a. Peki neden paça Sareciğim? Sen nereden biliyorsun Osman'ın en sevdiği çorbayı? Ya herkes bilir. Bir Karadeniz erkeğinin en sevdiği çorbalardan birisi ya paçadır ya da pancar. Değil mi Sareciğim? Aynen, aynen tabii canım. Yani ya paça ya pancar zaten. Sen ne getirdin? Paça. Ama Sare'nin getirdiğini bilseydim ben hiç getirmezdim. Yok aşkım ya, olur mu öyle şey ya? Senin yaptığın getirdiğin varken... Sare şunu bir alır mısın? Al. Tamam, senin getirdiğin varken onu içer miyim ben hiç ya? Ama Osman'cığım neden öyle yapıyorsun? Sareciğin getirmiş sana çorbayı. Nimet öyle yapılır mı? Zahmet etmiş hiç. Önemli değil Gökçe. Osman ona kırılmayacağımı gayet iyi bilir. Ben alışım onun öküzlüklerine. Benle konuşurken bana bak bir. İkincisi de sen nereden alışıksın Osman'ın öküzlüklerine? Osman'da daha ne cevherler var? Ne cevherler var? Aşkım sen içirmeyeceğim mi ellerinle yaptığın çorbanı sevgiline? Yapmışın getirmişin o kadar. Ya üzülürüm ama dökme öyle yüzünü. İyi tamam. Tamam içireyim. Hadi. Sevgilime. Sevgilime içireyim. Sevgilim. Herkesin sevgisi yok tabii. Benim var. Öndeki dolmuş. Selam.
Ablacığım bu dolmuş kalkmayacak yalnız. Öndeki dolmuş kalkacak birazdan. İsterseniz boşuna beklemeyin diye diyorum. Öndeki dolmuşa binebilirsiniz yani. Olsun, ben beklerim. Vaktim var nasıl olsa. İyi. Tanımadın değil mi sen beni? Yok ablacığım vallahi kusura bakmaya çıkartamadım ben sizi ya. Fulya ben. Saçlarımı boyattım. Biraz da ek yaptırdım. O yüzden çıkartamadın sen beni. Geçen sefer parayı verememiştim de borçlu kalmak istemem. Evet. Evet. Yok ben alamam sizin paranızı ya. Kusura bakmayın. Geçen zaten kenafirim yarı yolda indirdi sizi. Ben hiç anlamadım vallahi niye yaptı ama. Onun adına da kendi adıma da özür dilerim sizden. Sen niye özür diliyorsun? Senin bir kabahatin yok ki. O arkadaş fazla hararetliydi. Öyledir. Benim kenafirim öyledir. Hem böyle öfkesini hem sevgisini böyle hep doruklarda yaşar. Ne tarafa gidecektiniz? Rıza abi kalkıyor şimdi. O isterseniz Rıza abinin dolmuşuna binebilirsiniz. Sen ne tarafa gidiyorsun? İstersen birlikte yeni yollar keşfedelim ha. Ne dersin? Öyle yani. Yok. Benim yolum belli. Çok şükür. Gökçe'min, kenafirimin gözlerinden başka yol bilmiyorum ben. Korkma korkma, şaka yapıyorum. Ben geçen sefer bilekliğimi kaybettim de acaba burada düşmüş olabilir mi diye sormaya geldim. Allah Allah. Yani aslında temizledim ben dolmuşu ama hiç görmedim bileklik falan yani. Belki biri bulmuştur, ne bileyim geri getirir falan. Eğer getirirse beni arayabilir misin? Benim için çok kıymetliydi. Öyle miydi? Yani sanmıyorum ama eğer olursa öyle bir şey siz yazın numaranızı. Uğraşma kağıt kalem bulmakla. Telefonu alayım ben. Hemen hemen her gün durağına gelirim. Şoförüm, şoförüm. Ben... Tamamdır. Kimle konuşuyor ya? Ne diye kaydedeyim Selim? Aa, buldum. Şoför diyeyim en iyisi ha. Ne dersin? Osman. Dümdüz. Dümdüz Osman diye kaydedebilirsiniz. Yanındaki kim bunun? Fulya değil mi bu benim dolmuştan attığım? Ne işi var bununla ya? Memnun oldum Osman. Ama anlamıyorum ki ne yaptıklarından. Tamamdır, senden haber bekliyor olacağım. İnşallah. Çok haber beklersin Fulya Hanım. Ulan Osman, sen şimdi görürsün. Şimdi görürsün. Ben buna sorsam ne diyecek ki? Ya genafirim, benim gözüm senden başkasını görmüyor ki. Genafirim, yanlış anlayın. Genafirim deyip duracak boş boş. Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. İş başa düştü. Doğrusunu öğreneceğim. Ondan sonra patlatacağım seni şoför. Sen görürsün. Gerçekten tatlılar muhteşem. Enişte kesene bereket ya. Çok mutluyum şu an. Ya afiyet olsun Baldız'ım. Bak buranın tatlıları çok güzeldir ha. Bu kafenin tatlıları efsanedir yani. Şu an yedin yedin yemedin bir daha unut yani. Var mı istediğin bir şey söylüyorum. Bizim yok da. Belki seni yemek istediğin bir şeyler vardır Osman'cığım ha? Yok ya aşkım daha ne yiyeceğim? Baksana dünyaları yedim ya. Ben şu an çok iyiyim. Hatta bu yediklerimle böyle sahura kadar idare edebilirim diye düşünüyorum yani. Osman'cığım hayatısın öyle deme aşkım. Senin midenin ne kadar geniş olduğunu, bayağı geniş olduğunu biz hepimiz biliyoruz burada. İlla ki midene yiyecek bir şeyler sokabilirsin sen. Çok doğru söyledin, çok haklısın. Ben bu ara biraz abarttım galiba yemek işini değil mi? Şey yapalım, ben hemen hesabı isteyeyim. O zaman çıkalım yürüyüş yapalım. Nasıl fikir, iyi fikir. Kardeşim bakar mısın? Hesabı alabilir misin? Bir dakika, bir dakika. Bu anı tarihe kazıyalım. İlk kez hesap ödemeyeceğim.
bacanak bak ayıp ediyorsun ha. Yine kaşınıyorsun sen. Ya sen de hemen sinirleniyorsun be bacanak. E şaka da yapılmıyor sana ha. Allah Allah. Kim? Kim? O kim? Kim? Telefon çaldı ya aradı. Biri aradı. Kim? Biri mi aradı? Aradık şimdi. Kim? Kim arıyor telefonla? Ama ya, önemsiz biri ya öyle. Önemsiz biri. İsrarla arıyor önemsiz arkadaş. Belki de söyleyeceği şeyler önemlidir. Bir bak bakalım. Yok ya bu saatte ne önemli olacak? Ne münasebet ya? Ne münasebet? Bu saatte yemekte insan mı aranır? Aranmaz. Hayla arıyor. Hayla arıyor. Ben açayım o zaman münasebet. Ver şunu. Bak bak. Fulya? Fulya mı? Fulya kim? Bu Fulya dolmuştaki Fulya mı? Hani senin şu dolmuştan atlayan kız. Yok canım. Sen karışma. Osman bu kız seni neden arıyor? Senin numaranı nereden buldun? Haydi diyelim ki bir şekilde telefon numaranı buldu. Peki sen neden bu kızın telefon numarasını kaydediyorsun? Sen her kızın telefon numarasını kayıt ediyor musun? Şeyden... Ha sen şu an kardeşime ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun şu anda bana? Sen beni aldatıyor musun Osman? Beni aldatıyor musun? Sen nasıl aynı şey değilsin? Bir dakika bir saniye bir tek tek ne aldatması ne diyorsun? Saçmalama ya. Anlatıyorum. Şey olayı. Bu Fulya denen kızcağız... Dolmuş'ta denk geldi. Dolmuş'a denk geldi. Benim dolmuşuma bindi. Dolmuş'a binince dedi ki bana şey bileklik. Bir bilekliğini düşürmüş. Bilekliğini düşürdüğü için dedi ki ben bu dolmuş'ta kaybetmiş düşürmüş olabilirim. Sen eğer görürsen gördüğün zaman beni ara dedi. Telefonumu aldı verdi. Yani bileklik. Dolmuş. Kızcağız. Kızın teki. Kızcağız mı oldu? İyi, iyi çok güzel. Sen de bu kızcağızın telefon numarasını almak için güzel bir bahane üretmişsiniz kendinize, birbirinize. Bayağı iyi şu anda. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Ben böyle bir insan mıyım Gökçe? Ha? Bana bunu mu layık görüyorsun ya? Gerçekten mi? Kalbimi kırıyorsun şu an. Belki de öyle bir insansın Osman da ben göremedim şimdiye kadar. Ha? Ayrıca da boş boş konuşma senin değil kalbini kafanı kırarım. Anladın mı? Kafanı kırmadığıma dua et. Bu yaymış. Lan yeter. Aç. Hadi aç. Ya Gökçe tamam aç konuşalım ya. Aç konuşalım yani. Son bu. Buyurun sabrım. Hayda. E hesap yine bana kaldı ya. Hay ben bu şansımı ya. Ne? Ne yedik ya biz? Aşkım Osman'a kitleyeceğiz diye yedik işte. Kenafir Ajan Gökçe iş başında. Bakalım müşterilerinle sosyal mesafeni koruyor musun Osman Bey? Hedef görüldü. Hedef tam olarak orada. Ay, kim ayol? Efendim Osman. Efendim mi Osman? Gökçe senin şu yaptığın çok ayıp değil mi ya? Allah aşkına ya. Hiç yakışayım mı sana? Şu yaptığına bak. Bir şu haline bak Allah aşkına. Bir bak ya şu haline. Ne yapalım Osman Bey? Sizin yüzünüzden hiç girmeyeceğimiz kılıklara girdik. Hiç giymeyeceğimiz kıyafetler giydik. Ne yapalım? Aşık olmayalım mı? Osman Bey mi? Ya hala mı geçmedi bana hırsın? Gökçe Allah aşkına ya. Yeter bak dün akşamdan beri dilimde tüy bitti sana durumu açıklamaktan. Tamam kıskançlık yapıyorsun anlıyorum seni. Ama vallahi boşuna ya. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Ayrıca benim bu kenafir gözlerim asla ve kaç ağa yanılmaz biliyorsun. İyi gelirsen görürsün. Hani sen bana muavinlik edecektin ne oldu? Gelmeyeceğim ben bugün. Gelesim kaçtı. Ama ben sensiz yolumu kaybederim Kenan. O ne be?
Aa, sana da iltifat yakıştıramıyoruz ha. Ne oldu yine? Ay yok artık ya. Ne oldu yine? Bir işin ya, bir işin olabilir ya. Bir işin olabilir yani. Kapat. Sen görürsün Osman. Ula trip yiyen benim, ekilen benim. İyice şamar oğluna döndüm ya. Aldım ablacığım. Selam. Ne kadardı? Hadi bu seferlik benden olsun ya. Haydi abicim ablacığım. Herkes yerine oturduysa yerleştiyse ücretleri elden ele, elden ele yollayalım. Eyvallah. Teşekkür ettim. Tabii. Hemen şöyle müsait bir yere çekiyorum. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hoşça kalın ablacığım. Yine bekleriz. Sen nerede ineceksin? Bilmem. Bilmem mi? Nasıl yani? Yani hangi mahalleye gideceksin? Ona göre hani kestirmeden gideyim diye sordum. Kestirmeden gidelim, bana uyar. İyi tamam, o zaman böyle otoyoldan yardırıyorum. Bak eğer ineceksen başka bir yerde dönüş yok son durağa kadar ha. Şimdiden söyle yani. Olur olur, seve seve eşlik ederim sana. İyi tamam. Evet. Orası dolu yalnız orası. Yok gayet boş bak. Son durağı mı diyoruz şimdi? Öyle dedin ya, o yüzden çıktık otoyola. Bak ineceksen şimdi bir yerde söyle, hemen döneyim. Yok yok, inmeyeceğim. Ben bu yola çıktım bir kere, geri dönüşü yok artık. Fulya'cığım bende de geri vitesi yok yalnız. Ona göre yani ben Kenan Firim'le çıktım bu yola, artık beni kimse döndüremez. Belki yanlış yoldasındır. Belki de yönünü değiştirmen gerekiyordur. Her zaman alternatif bir yol vardır. Vallahi çok şükür benim bütün yollarım Gökçe'ye çıkıyor. Ay tamam anladık. Gökçe de Gökçe. Hayırdır, kıskanç kız arkadaşın dolmuşa ses cihazı falan mı yerleştirdi? O yüzden bu kadar gerginsin sen, ha? Saçmalama canım, ne alakası var ya? Biz o güven problemlerini falan hallettik, bitirdik, çözdük o işleri yani artık. Güven sıkıntısı yok bizim aramızda Gökçe'yle. Hu Gökçe neredesin? Bak yok. Kızım ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Niye bağırıyorsun ya? Gökçe bak yok işte. Rahatlayabilirsin artık. Ayrıca burada olduğumu bilseydi çoktan yolumuzu kesmişti. Seni öldürürüm derim Gabriel. Lan. Gel buraya. Ay, ay. Lan. Gabriel. Ne yapıyorsun ya, ruh hastası. Gökçe? Evet, hastasıyım. Hem de bu şoförün hastasıyım. Ve sana bir sır vereyim mi? Ben dayak atmayı çok severim. Ne yapıyorsun ya? Öldüreceğim mi kızı? Saçmalama. Sen karış lan. Sen karış. Sen var ya, sen hiç karış. Gebertirim. Bir daha seni sevgilimin yanında yarısında görmeyeceğim. Anladın mı beni? Tamam. Bu dolmuşa binmeyeceksin. Bırak beni, bırak. Ben... Osman kapıyı aç. Tamam, kapıyı tamam. Açıyorum kapıyı, açıyorum. Çık. Çık. Eğer seni benim sevgilimin yanında görürsem, şu otomatik kapıları görüyor musun? Senin o küçük kafanı böyle sıkıştırırım içine. Anladın mı? Anladım. Osman konuşma, kafayı kapat. Tamam. Çantasını vereceğim mi kız? Al çantanı. Hadi yürü git. Hadi. Osman kapıyı kapat. Tamam. Kapattım. Hadi. Bak kızım. Tamam, dur. Ne yapıyorsun? Sen niye buraya bindiriyorsun? Nereye bindiriyorum? Bu koltuğa hani bindirmeyecektin? Ya ben delim. Sen şimdi... Tamam. Aman Allah'a delisin ya. Yemin ederim manyaksın ha.
Bu kılık ne ya? Bu kılık ne yaptın sen kendine? Ne inersin? Yıldız ablaya benzemişsin.